Adem Hoca ile Türkçeden herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Bu dersimizde sizlerle edatlar ilgeçler konusunu anlatıyorum. Çok önemli bir konu. Öyle ki 2019 TYT'de karma dil bilgisinden iki tane soru geldi. Her ikisinde de cevap şıkkı arkadaşlar edat ilgeçlerdi. Bundan dolayı sözcük türleri konusudur. Önemli bir konudur. Çok ama çok önemli. Neredeyse her denemede sınavda karşımıza çıkan önemli bir konu edatlar ilgeçler diyor ve hemen başlıyorum. Arkadaşlar edat ilgeç ne demek? Bakın edatlar cümlede anlamsız kelimeler, yani anlamı olmayan kelime demek. Cümlede anlamı olmayan kelimeler ama çok önemli. Yani bir cümlede neredeyse edat bağlantısız bir cümle olmuyor. Bunlar, bu edatlar başka kelimelerle birleşiyor. Özellikle kendinden önceki kelimeyle birleşiyor. Yeni anlam ilgileri kuran kelimelerdir. Bundan dolayı edatlar çok önemli, tekrar ediyorum. Anlamsız sözcükler ama başka kelimelerle birleşerek cümlede çok değişik anlamlar, görevler üstlenen sözcüklere biz edat ilgeç diyoruz. Bakın burada hemen şurada gördüğünüz hepsi edat arkadaşlar. Bu tablo çok önemli. Mesela şöyle baktığımız zaman gibi, sanki, kadar, diye, için, üzere, sadece, denli, değil mi? E doğru, karşıya karşın, rağmen, den dolayı, den başka, den yana, den ötürü, yalnız, ancak, sade, tekbir, ile, ve. Mesela bunlar nedir? Anlamsız kelimeler. Anlamı, bir ismin anlamı var. Sıfatın, zamirin, değil mi? Yani fiillerin kendi tek başlarına bir anlamı var ama edatlar gördüğünüz gibi anlamsız kelimelerdir. Ama bunlar cümlede çok değişik görevler üstleniyor. Şimdi sevgili gençler, sizlerden şunu istiyorum. Şu tabloyu muhakkak yazın ve odanıza asın. Çok önemli yani. Edatlar çok kolay olmasına rağmen öğrencilerimiz bilmediğinden genelde yapamadıkları, zorlandıkları, cümle içerisinde göremedikleri kelimelerdir diyorum. Şimdi burada şöyle bir kolaylık yaptık sizlere. Edatları ezberleme yönünden kolay olması için biraz bazı bölümlere parçalara ayırdık. Nedir? Bakın şu yukarıdaki kelimelerin hepsi her zaman her yerde edattır. Bakın gibi, sanki, kadar, için, diye, üzere, sadece, denli, değil, mi kelimeleri her zaman her yerde edattır. Özellikle sınavlarda ne çıkar biliyor musunuz? Gibi, kadar, için, üzere, bakın. Gibi, kadar, için, üzere ve sadece kelimeleri sınavlarda karşınıza çok. Yani adımız gibi bileceğiz. Tamam mı? Gibi, kadar, için, üzere. Gibi, kadar, için, üzere. Gibi, kadar, için, üzere. Genelde karşımıza çıkan testlerde, denemelerde edatlardır. Tamam. İkinci tarafta şöyle bir özellik var, bakın. E haleki ile başlayan edatlar var. Ezberlemesi kolay olsun diyor, bakın. Yani buradaki E demek bir önceki kelimenin ünlüsü yani. Akşama doğru. Değil mi? E doğru, e karşı, e karşın. E rağmen, e deyin, e dek, e ait, e dair, e göre. Bunlar da nedir arkadaşlar? Edattır. Böyle ezberlemesi daha kolay arkadaşlar. İşte eve doğru gitti, sabah karşı gelir, buna karşın, buna rağmen, buna deyin, bana dek, bana ait, bana dair, bana göre gibi. Tamam mı? Demek ki bu kelimeler neymiş? E haleki ile başlayan edattır. Bir de den haleki ile başlayan edatlarımız var. Den dolayı, den başka, den yana, den ötürü, den önce, dan beri. Tamam. Bakın bu şekilde parçalara ayırarak mantıklı bir şekilde ezberlememiz daha kolay. Bir de şunlar çok çok önemli. İlenin yerine V gelmezse edat. Bunu biraz sonra anlatacağız. Bir de yalnız, ancak, sade, tek, bir kelimeleri sadece anlamında olursa, biraz önce dedim, sadece kelimesi her zaman her yerde edattır. Bakın şu kelimeler de sadece anlamında olursa nedir? Edattır. Tamam arkadaşlar, bu tabloyu lütfen bir yere yazın, not edin ve odanıza asınız. Şimdi arkadaşlar şu tablo da çok önemli. Yani benim yıllardır tecrübeme dayanarak şöyle bir tablo oluşturdum. Bu da lütfen bir yere not almanızı, yazmanızı istiyorum. Nedir bakın? Burada 1, 2, 3, 4 tane maddemiz var. Nedir bu? Yalnız ile ancak kelimelerinin yerine ama gelirse her zaman bağlaşır. Bakın ama kelimesi Türkçe'de her zaman her yerde bağlaştır. Yalnız ile ancak kelimelerinin yerine ama kelimesi geliyorsa bağlaç, gelmiyorsa edattır. Ya da şöyle diyelim. Yalnız ile ancak kelimelerinin yerine sadece kelimesi geliyorsa da ne olur? Edat olur. Tamam. Yani bunu bir defa bir kenara anlatacağım ileride ama şimdiden ezberlemenizi, not etmenizi istiyorum. Yalnız ancak eşittir ama bağlaç. Yalnız ancak eşittir sadece nedir? Edattır. Bu önemli. İlenin yerine V geliyorsa bağlaç, gelmiyorsa edat. Bu da çok 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 önemli. Bir de bakın şu iki yıldız çok önemli.
Doğru ve karşı kelimeleri bakın. Doğru ve karşı kelimeleri eğer yön ve zaman anlamındaysa her zaman edattır. Yani eve doğru gitti, yönelme. Sabaha karşı gelir, değil mi? Zaman. İşte beşe doğru gel, zaman. Yani doğru ve karşı kelimeleri Türkçe'de cümlede yön ve zaman anlamında olursa her zaman neymiş? Edatmış, ilgeçmiş. Bir de den başka kelimesi, den başka. Eğer bir cümlede dışında hariç tutma anlamındaysa her zaman nedir? Edattır. Tamam. Yani biraz önce gösterdiğim iki tabloyu bir yere yazıp not ettiğiniz zaman arkadaşa edatlarla alakalı bir sıkıntınız kalmaz diyor. Hemen ayrıntılara geçiyorum. Arkadaşlar gibi kelimesi her zaman her yerde nedir? Edattır. Bakın lütfen unutmayalım. Bakın en çok soru buradan gelmiş. Gibi kelimesi cümlede nasıl kullanılırsa kullansın. Her zaman ilgeçtir, edattır. Ama bir, bunu cümleye kattığı anlamlar var. Biraz anlam bilgisi. Annem melek gibi biri. Benzerlik anlamı. Zil çaldığı gibi dışarı çıktık. Tezlik anlamında. Birazdan fırtına çıkacak gibi. Tahmin anlamında. Tamam, bunu zaten biliyoruz. Gibi cümlede edattır. Anlamsız kelime o. Bakın mesela biraz açalım. Annem isim. Melek isim. Biri zamir. Hepsinin bir manası var, değil mi? Anne, melek, biri. Peki gibi ne? Hiçbir şey. Eksi. Anlamsız bir kelime. Ama ne yaptık? Melek gibi biri. Yani gibiyi kullanmadan cümleyi kullanamıyor. Demek ki gibiye ne diyoruz ben? Edattır. Yani anlamsız sözcüktür ama melekle birleştiği zaman cümlede bir anlam kazanıyor. Tamam mı? Kısaca edadın da mantığını burada vermeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar şu çok çok önemli bir soru tipi bakın. Aslan gibi cesur çocuktu cümlesinde. Şuna dikkat edelim. Gibi edattır. Tamam, sıkıntı yok, değil mi? Ama burada gibi edatı bir önceki kelimeyle birleşerek ne yapmış? Sıfat olmuş. Nasıl çocuk? Aslan gibi cesur çocuk. Ne diyorum burada? Gibi edattır. Ancak bir önceki kelimeyle birleşerek söz öbeği oluşturmuş ve hangi görevde kullanılmış? Sıfat görevinde. Bakın bir soru tipi. Hemen şuna bakalım. Zaman su gibi akıyor. Arkadaşlar gibi kelimesi edattır. Sıkıntı var mı? Yok. Ama şöyle diyebilir miyim? Gibi edatı su ile birleşmiş ve zarf olmuş. Zaman nasıl akıyor? Su gibi akıyor. Ne olmuş burada da? Zarf olmuş. Bakın bu çok önemli. Dün hasta gibiydin. Gibi edattır ama bu cümlede hangi görevde kullanılmış? Yüklem görevinde kullanılmış. Demek ki gibi edattır ama bir önceki kelimeyle birleşik sıfat olabilir, zarf olabilir, yüklem olabilir diyor ve bu önemli maddeyi geçtim. Sanki kelimesi arkadaşlar edattır. Sanki kelimesi edat. İşte anlamlara bakalım. Everest sanki bir dev çadırdı. Sanki burada benzerlik anlamında. Babam sanki seni dinler de inanmama anlamında. Sanki birazdan yağmur yağacak. Sanki burada ihtimal tahmin anlamında geçiyorum. Göre kelimesi edattır bakın. Kafama göre bir dost bulamadım. Mesela burada biraz ayrıntı ilerim. Bulamadım fiil. Dost isim. Bir dost sıfat. Kafa isim. Buradaki a göre ne? A göre anlamsız kelime ama kafama göre diye cümleye uygunluk anlamı katmıştır. Tamam mı? Bundan dolayı edat diyoruz. A göre edattır. Sana göre kanaat yani ona uygunluk. Bu sınav dünküne göre daha kolaymış. Karşılaştırma anlamını katmış. Göreler edattır. Cümleye kattığı anlamlara baktık. Kadar kelimesi her zaman her yerde edattır. Unutmayalım. Bakın 2019 TYT'de kadarı sormuşlar bakın. Biraz sonra çözeceğim bu soruyu. 2019 TYT'de kadar kelimesi geldi. Yani edat mı bağlaşma nedir sözcük türü olarak. Kadar kelimesi her zaman her yerde edattır. Bu işi akşama kadar a kadar zaman anlamında kullanılmış. Elmalar yumruğum kadardı. Benzerlik anlamı katmış cümle diyor ve geçiyorum. Durakta bir saat kadar bekledim. Bu cümledeki kadar edattır. Cümlede yaklaşık anlamındadır. Hiç kimseyi senin kadar sevmedim, senin kadar cümlede karşılaştırma anlamı katmıştır. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Bakın üniversite sınavında çıkmış eskiden çok güzel bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisine kadar edatı cümleye ölçüsünde derecesinde anlamı katmıştır. Aynen bu soru bu şekilde. Ölçüsünde derecesinde. Bu yaşta onun kadar kuvvetli çocuk yani onun ölçüsünde, onun derecesinde kuvvetli çocuk görmedim. Kadar edatı cümleye ölçü ve derece anlamı katmıştır. İçin kelimesi her zaman her yerde edattır, ilgeçtir arkadaşlar.
Cümleye kattığı anlamlara bakalım. Ders çalışmak için kütüphaneye gitti. Yani ders çalışmak amacıyla kütüphaneye gitti. Amaç anlamı katmış. Senin için herkes iyi şeyler söylüyor. Senin hakkında. Kardelen benim gibi apayrı bir çiçekti. Benim gibi. Benim için pardon. Benim için demiş. Yani bana göre anlamı. Bu hazırlıkları konuklar için yaptık. Onlara aittik anlamında. Bakın üniversite sınavına çıkmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatı cümleye sebep sonuç neden sonuç anlamı katmıştır. Maç iptal edildi. Niçin maç iptal edildi? Saha çamur olduğu için. Evet, bu cümledeki için nedir? Edattır. Cümleye değişik anlamlar katabilir. Çocukları için her fedakarlığı yapardı. Çocukları uğruna. Tamam. İçin edattır. Cümleye kattığı anlamları şöyle örnek üzerinde durduk. Üzere kelimesi her zaman her yerde ilgeçtir, edattır sevgili gençler. Teşekkür etmek üzere sahneye çıktı. Amaç anlamını katmış. Alıştığımız üzere yarın buluşuruz. Alıştığımız şekilde tarza yine nedir? Tarz şekil anlamını katmıştır. Yine çıkan soru var arkadaşlar. Baktığımız zaman cümleye kattığı anlam. Kitabı geri vermek üzere aldı. Bakın kitap isim. Geri vermek değil mi? Burada yön belirteci. Vermek fiilimsi. Almak fiil. Üzere ne? Üzere anlamsız kelime. Eksi. Ama cümlede bir önceki kelimeyle ve cümleye koşul anlamı kattığında ne diyorum ben buna? Edattır. Edattır ve cümleye koşul anlamı katmıştır. Uçağımız kalkmak üzere de zaman anlamı katmış. Evet, karşın ve rağmen kelimeleri de Türkçemizde edattır. Çok uğraşmasına karşın, a karşın. Tanımamasına rağmen, rağmen nedir bunlar da? Yine edattır, edattır. Şimdi sevgili gençler, buraya pür dikkat bakmanızı istiyorum bakın. Testlerde, denemelerde, sınavlarda en çok gelen edat türlerinden birisi. Doğru, karşı ve başka. Bak 3 yıldız koydum. Lütfen bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Nedir bu? Arkadaşlar doğru kelimesinin Türkçe'de edat olabilmesi için tamam mı? Yani yön ve zaman anlamında kullanılması lazım. Lütfen bunu not edin yani. Doğru kelimesi. Yani çocuklar sahile doğru yürüyor. Ya o yönelme anlamında. Akşama doğru buralar sakinleşir. Zaman anlamında. Yani e doğru. E doğru. Akşama doğru, sabaha doğru, bayrama doğru, 5'e doğru, 8'e doğru. Doğru yön ve zaman anlamında ise edat. Karşı kelimesi de yön ve zaman anlamında ise edattır. Güneşe karşı yavaş yavaş yürüyorduk. Yani güneşe yönelmiş burada değil mi? Güneşe karşı. E karşı burada yön anlamında. Sabaha karşı zaman anlamında olduğundan dolayı edattır. Tamam mı? Başka kelimesi Türkçe'de edat olabilmesi için başında den ya da dan eki olacak. Ve hangi anlamda olması lazım? Dışında ya da hariç tutma. Benden başka herkes maça gitmiş. Yani ben hariç, benden başka, ben hariç, benim dışında herkes anlamında. Tamam mı? Bu önemli özellikleri sizlere bahsettim. Ne demek istediğimi, neden önemli olduğunu biraz sonra örnekler üzerinde daha iyi anlayacağız. Hemen örnekleri açıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Doğru, karşı, başka kelimeleri cümle içinde ilgeç dışında değişik anlamlar kazanabilir. Yön, zaman, hariç tutma anlamındaysa bunlar edat. Şimdi bakalım. İnan bana doğru söylüyorsun. Buradaki doğru kelimesi edat değil. Çünkü yönelme, zaman anlamı yok ki. Nasıl söylüyorum? Doğru söylüyorum. Buradaki doğru kelimesi nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı durum zarfıdır. Doğru söylemek. Değil mi? Zarf. Sence doğru tarafa mı gidiyorsun? Doğru taraf. İsmi nitelediğinde ne olur bu? Arkadaşlar sıfat olur yani. Sonunda doğruyu buldum. Hakikati buldum. Gerçeği buldum. Bu cümlede isim türündedir. Bana doğruları söyle. Bana doğru şeyleri. Doğruları. Buradaki doğru nedir arkadaşlar? Bu da çok önemli. Adlaşmış sıfat. Bakın işte şunu demek istiyorum. Doğru kelimesi edat dışında ne oldu? Zarf, sıfat, isim, adlaşma sıfat. Ya peki doğruyu edat yapalım. Akşama doğru gelir. Bahçeye doğru gitti. Bunun dışında ne oluyormuş? Bakın bu sözcükler oluyor. Tamam. Bu ondan dolayı önemli. Sınavlarda karşımıza çok çıkıyor. Yine karşı kelimesi. Bak buna da dikkat edelim. Karşı kelimesi. Burası karşıdan çok net gözüküyor. Karşıdan buradaki karşı nedir?
isim anlamında, yer, mekan anlamında. Evimiz şehrin karşı yakası. Nasıl yaka? Karşı yaka, diğer yaka. Nedir bu cümlede? Sıfat görevinde kullanılmış. Şimdi buna dikkat edelim. Şu çok çok önemli. Bazı konularda kardeşine karşı geldiğinden annesinden hep azar işitirdi. Şimdi bazı öğrencilerimiz haklı olarak şöyle düşünüyor. Hocam burada e karşı var. Bundan dolayı bu edattır diyor ve yanlış yapıyor. Bakın karşıya dikkat edelim. Ne demiştim ben size? Karşı kelimesinin Türkçe'de edat olabilmesi için ne olması lazım? Yön ve zaman. Yön ve zaman. Ama burada bakın yön zaman anlamında değil. Bazı konularda kardeşine karşı gelmek. Nasıl gelmiş? Karşı gelmek. Ters, aksi, gıcık gibi. Yani buradaki karşı nedir o zaman? Zarf olur. Yani şöyle düşünün. Babasına karşı geldi, dayağı yedi. Buradaki karşı gelmek yön değil. Nedir? Durum anlamında olduğunda durum. Ama şöyle deseydim. Babasına karşı oturmuş çay içiyor deseydim yönelme anlamında olduğundan edat olurdu. Tamam, bu önemli. Hatta geçenlerde Türkiye geneli bir sınavda bu sınavda karşımıza çıkmıştı. Evet, buna evet tik attım. Önemli. Lütfen dikkat edelim. Başka kelimesi. Bana başka virgül, ona başka konuşuyor. Sana başka, bana başka konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Başka başka. Nedir burada? Zarftır. Yani bu edat olamaz. Edat olabilmesi için olması lazım da senden başka, acıdan başka, değil mi? Ondan başka gibi olacak. Hariç tutma anlamında olacak. Ama burada zarf görevinde kullanılmıştır diyorum. Evet, yine örneklerimize bakalım sevgili gençler. Bize başka bir adres verdiler. Başka kelimesi ismi nitelediğinden, ismi dövdüğünden direkt ne olur bu? Sıfat olur. Bunu başkasından duymuş, başkası. İsmin yerini tutmuş, belirsiz bir şekilde tutmuş. Nedir bu? Belgesiz zamir olur. Zamir olur arkadaşlar. Arkadaşlar dil bilgisi bu, Türkçe bu. Alıyorsun bir kelimeyi. 5, 6, 7 farklı türde karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı biraz önemli arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Evet, ile kelimesi ne demiştik? İlenin yerine V gelmezse edattır. Biraz sonra da bahsedeceğiz. Bakalım. Annemler uçakla gelecekmiş. Buradaki la edatı edat. Neden? V gelmiyor ki. Annemler uçak ve gelmiş olmadığından nedir bu? Edattır. Peki hangi anlamda kullanılmıştır? Araç anlamında kullanılmış. Vasıta anlamında kullanılmış. Yani ne ile gelecekmiş? Uçakla. Ne ile kesmiş elini? Bıçakla. Gereç anlamında kullanılmış. Gereç. Bahçede arkadaşlarıyla oynuyor. Kiminle oynuyor? Bakın kiminle? Arkadaşlarıyla. İle edatı cümleye hangi anlamda kullanılmıştır? Birliktelik anlamında kullanılmıştır. Bakın bu önemli. İlenin cümleye kattığı anlamı sınavlarda çok soruyorlar. Bakın özellikle şuna dikkat edelim. Hadi soruyorum sizlere. Bu cümledeki edat hangisi mi? Hangisi? Öğretmen telaşla içeri girdi. Girdi fiil. İçeri yön zarfı. Yani öğretmen isim. Telaşla'daki la var, işte buradaki la iledir. Çünkü ve anlamında olmuyor. Öğretmen telaş ve içeri girdi olmuyor. Peki burada hangi anlamda kullanılmış? Nasıl içeri girdi? Telaşla, yani durum anlamında kullanılmıştır. Bakın bu çok önemli. Sınavda çıktığından dolayı birazcık üzerinde durdum. Mesela başka örnek verelim. Heyecanla sarıldı. Sevinçle karşıladı. Değil mi? Sevinçle, heyecanla'daki la edattır ve cümleye durum anlamı katmıştır. Ağaçların devrilmesiyle yol kapandı. Niçin yol kapandı? Ağaçların devrilmesiyle ile edatı cümleye neden sonuç anlamı katmıştır. Tamam. Şimdi sevgili gençler, bir daha hatırlatıyorum şu notu. Önemli olduğundan dolayı. Türkçe'de ilenin yerine V geliyorsa bağlaştır. Zaten V her zaman bağlaştı. İlenin yerine V gelmiyorsa da edattır. İşte bakın çıkan sorular. Arkadaşlar sorular gelmiş. Bakalım sorumuza. Ona göre ahlak düşündüğü ile yaptığı arasındaki benzerliktir. Bakın üniversite sınavında çıkmış soru. Güzel bir soru. Buradaki ile edat mı bağlaç mı? Getirelim ve. Ona göre ahlak düşündüğü ve yaptığı arasındaki benzerlikti. Ha, oluyor. Düşündüğü ve yaptığı. Düşündüğü ve yaptığı. O zaman buradaki ile nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Aşağıya bakalım. Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor. Televizyon reklamları radyo ve yapılanlardan olmadığında nedir bu da? Edattır. Bakın hareketiniz bu kadar yani.
Buradaki ile birliktelik anlamı yapmış. Ama burada ise bağlamış düşündüğü ve yaptığı bağladığından ve anlamında olduğundan bağlaç. 8. sınıf öğrencilerimize gelen harika, manyak bir soru arkadaşlar. Bunu her derste bu konuda örnek olarak veririm. Çoğu öğrencimiz de bunu yanlış yapar. Bakın, lütfen ezberlemeyelim. Mantığını kavramaya çalışalım. Soru şu. Dağlar ile, taşlar ile, çağırayım Mevlam seni cümlesindeki ile ve çağırmanın altını çizmiş. Ve bizden sözcük türlerini istiyor. Yani edat mı, bağlaç mı, isim mi, sıfat mı? Dağlar ile, taşlar ile çağırayım. Mevlam seni ne ile çağırayım? Dağlar ile çağırayım, taşlar ile çağırayım. Buradaki ile aslında birliktelik anlamını katmış. Ondan dolayı her iki ile de nedir burada? Edattır. Bir de V gelmez ki. Dağlar ve çağırayım. Taşlar ve çağırayım olmuyor. Tamam mı yani? Bundan dolayı ha bazıları şöyle hocam buraya V getirebilirim. Dağlar ve taşlar ile çağır olmuyor yani. Buraya V gelir gibi gözükse de anlam itibariyle saçma bir şey oluyor. Dağlarla çağırayım. Taşlarla çağırayım. Buradaki ile edat çağırmak zaten fiil. Tamam arkadaşlar? Diyor ve geçiyorum. Sevgili gençler, yine çok 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 önemli bir edat bağlaç farkını anlatmaya çalışacağım. Bakın şu kelimeleri yan yana yazmamızın sebebi var. Yalnız, sade, sadece bir ve tek kelimeleri eğer bir cümlede sadece anlamındaysa her zaman edattır. Çünkü sadece kelimesi neydi? Her zaman edattı. Dünkü toplantıda yalnız sen yoktun. Sadece edattır. Ben bu konuda sade ona inanırım. Sadece. Sadece dinlenmek istiyorum. Zaten sadece kendi anlamında orijinal edat. Pikniğe bir o gelmişti. Bakın gelmemişti. Buradaki bire dikkat eden çoğu öğrenci bunu bilmiyor. Yanlış yapıyor. Pikniğe sadece o gelmemişti. Yine edattır. Tek sen misin sevdiğine kavuşmayan? Sadece sen misin? Tek de burada nedir? Edattır. Tamam mı? Yani altı çizili kelimeler edattır. Sebep sadece anlamında olduğundan dolayı. Dikkat! Yalnız ile ancak sözcükleri cümlede ama anlamındaysa bağlaştır. Sadece anlamındaysa edattır. Hemen örneklere geçelim. Dün seni çok bekledim. Yalnız sen gelmedin. Burada acaba hangi anlamda? Dün seni çok bekledim ama sen gelmedin. Ama anlamında olduğundan dolayı nedir bu arkadaşlar? Bağlaç olur. Çok çalıştım ancak ödevimi bitiremedim. Çok çalıştım ama ödevimi bitiremedim. Buradaki ancak da yine ama anlamında olduğundan dolayı nedir bu? Bağlaçtır. Bakın üniversite sınavında çıkmış bir soru. Bakalım yalnız kelimesinin türünü soruyor. Böyle temiz havaya böyle temiz havayı olacak yanlış yazmışım. Böyle temiz havayı yalnız burada bulabilirsin. Böyle temiz havayı sadece bakın sadece anlamında olduğundan dolayı sadece de Türkçe'de her zaman edattır. Ne diyorum? Bu edattır. Yani ilgeçtir diyorum arkadaşlar. Not. Bakın şu sayfa çok önemli arkadaşlar. Bu sayfaya dikkat edin. Yalnız ancak sadece bir tek sözcükleri cümlede ilgeç nasıl olur anlattım. Nasıl oluyordu? Sadece anlamındayız. Ama ya da bağlaç oluyordu. Ama bunlar ilgeç ve bağlaç dışında farklı anlamlara da gelebiliyormuş. Hemen yorumlayalım. Dedem yalnız bir insandı. Nasıl insan? Yalnız insan. Nedir burada? Sıfat olur. Süper. Yalnızları sev ve koru. Yalnız insanları, yalnız kişileri. Ne olur bu? Adlaşmış sıfat olur bakın. Ne edat ne bağlaç. Sahilde yalnız dolaşıyordu. Nasıl dolaşıyordu? Yalnız dolaşıyordu. Yalnız dolaşmak fiili dövmüş. Fiili nitelemiş. Nasıl sorusunun cevabı? Ne olur bu? Durum zarfı. Zarf. Misafirler akşama ancak gelebildiler. Bakın buradaki ancak kelimesi çok enteresan, güzel. Misafirler akşama ancak gelebildiler. Yani yeni, şimdi, biraz evvel. Buradaki ancak arkadaşlar zaman zarfıdır. Zarf, zaman zarfı, zaman anlamında. Sanatçı çok sade yaşıyor. Nasıl yaşıyoruz sade? Zarf. Onunla bir boydayız. Üniversite sınavında çıkmış harika bir soru. Onunla bir boydayız. Bir boy. Buradaki bir kelimesi aynı anlamındadır. Yani onunla aynı boydayız. Ondan dolayı nedir bu? Sıfattır. Hatta niteleme sıfatıdır. Bir sen bir ben. Bir bir varsa bu şekilde ikileme gibi bir şeylere bağlıyorsa bir sen bir ben nedir buradaki birler? Bağlaçtır.
Olanları bana bir bir anlattı. Nasıl anlattı? Bir bir anlattı. Zar olur. Çocuk tek kelime konuşmadı. Tek kelime. Bakın tek kelime. İsmi nitelediğinden dolayı nedir bu? Sıfattır. Herkes gidince ben tek kaldım. Tek kalmak. Fiile geldiğinden dolayı zarftır. Bakın arkadaşlar gördüğünüz işte dil bilgisi bu. Yani bu kelimeler Türkçe'de yani nasıl edat olur, nasıl bağlı uçurulur bildikten sonra diğerleri de nedir? Bir mantıkla, yorumla çıkarmamız lazım diyor ve geçiyorum. Son sayfamız sevgili gençler. Başka edatlarımız da var. Bakalım. Bağırmama rağmen beni duymadı. Değil mi? Yani duymadı fiil. Beni zamir. Bağırmak artık isim. İsim fiil. Buradaki eramen ne işte arkadaşlar? Eramen anlamsız kelime. Ama bir önceki kelimeyle birleştirerek tersine olarak anlamını katmış. Demek ki buradaki eramen edattır. Tersine olarak anlamını katmıştır. İnsan çalıştı mı? Her güçlüğün üstesine gelir cümlesindeki edat hangisi? Mı bakın. Ayrı yazılan mı her zaman her yerde edattır. Cümleye hangi anlamı katmış? Koşul anlamı katmış. İşte edat bu. Mı nedir ki mı? Anlamsız kelime. Ama cümleye koşul anlamı katmış. Üniversite sınavına gelmiş. Fakirliğine karşın hep mutlu biriydi. E karşın. Edattır cümleye tersine olarak anlamına katmış. Sen ölünceye değin unutmayacağım. Edeyin. Edattır zaman anlamı katmış. Yağmur geceye dek edek. Edattır zaman anlamı katmış. Beni bu denli sevdiğini bilmiyordum. Bu denli. Denli kelimesi nedir? Derece anlamında edattır. Burası dediğin kadar güzel değil cümlesinde arkadaşlar. İki tane edat var. Hadi bakalım bulalım. Kadar kelimesi her zaman her yerde edattır. Değil kelimesi de her zaman her yerde edattır. Buradaki değil cümleye hangi anlamı katmış? Olumsuzluk. Tamam arkadaşlar dikkat edelim. Kadar edattır, değil de edattır. Güzel değil, hasta değil, bilmiyor değil, değil edattır. Trafikten dolayı sınava geç kaldım. Den dolayı nedir? Edattır cümleye sebep sonuç anlamı katmıştır. Evet sevgili gençler, bol örnekler ve çıkmış sorularla sözcük türlerinin en önemli konusu olan ilgeçleri sizlere anlatmaya çalıştım. İlgeçlerle alakalı gelen soruları bağlaç konusunda, 2019 TYT'deki soruları da yine bağlaç bölümünün sonunda sizlere anlatmayı düşünüyorum. Adem Hoca'dan herkese sevgi ve saygılar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. İyi günler.